Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilginç bir soruyla karşı karşıyayız. Ben birçok yerde bana yeraltı oda mezarları ile ilgili, mahzenlerle ilgili soru sorduğunda ben tabii orayla ilgili bilgiler anlatmaya başladığımda bir yere kadar güzel güzel anlatıyorum. Herkes beni böyle pür dikkat dinliyor. Tam işin böyle can alıcı kısmına geliyorum. Diyorum ki arkadaşlar, odanın kapısına geldiniz. Mahzeni artık açacaksınız. Odayı ilk açan ölecek. Herkes şöyle bir duruyor, bir sikeniyor. Nasıl yani oluyorlar? Şimdi soru da bu yönden gelmiş. Arkadaşımız sormuş. Hocam, ilk odayı açan ölecektir dediniz. Nasıl yani? Hemen şimdi anlatalım size. Diyelim ki gözü kararttınız. Her şeyde göze aldınız yakalanmayı. Aylarca da bir kazı yaptınız. Bir yeraltı deposunun, mahzenin, yeraltı mezarının kapısına dayandınız. Bütün tuzakları açtınız. Bir sürü sıkıntıyı atlattınız. Aylarca kazma kürek, tünellerle, su tuzaklarıyla, bilmem neyle cebelleştiniz. Kum tuzaklarıyla. En son geldiniz, kapıya dayandınız. Şimdi odayı açacaksınız. Hayal kurduğunuz hazineye kavuşacaksınız. Aranızda 40 santim bir duvar veya işte 2 metre bir kapı var. Onu kırmaya başladınız, onu açıyorsunuz. Orada öleceksiniz arkadaşlar. Bakın, orada öleceksiniz. Neden? Bu oda yüzlerce yıl önce kapatılmış. Aynı Mısır firavunlarının açılan mezar odaları gibi düşünün. Yüzlerce yıl önce bu oda kapatılmış. Bu odaya metaller konmuş. Bu odaya zamanında yiyecekler konmuş. Bu odaya canlı, bakın canlı insanlar gömülmüş. Bu odaya cesetler bırakılmış. Ölen kişinin atı, köpeği, karısı, hizmetçileriyle gömülüyordu. Dikkat edin. Canlı canlı gömülenler var. Ve siz yüzlerce yıl sonra bu odayı açtınız. İçeride bir gaz birikiyor bu zaman içinde arkadaşlar. İçeride bir gaz birikiyor. Diyelim ki yaylada bir eviniz var. Yazın gittiniz, birkaç ay kaldınız. Evi sımsıkı her yerini kapattı, çıktınız gittiniz. 8-9 ay sonra, 10 ay sonra yayladaki eve gittiniz. Kapıyı açtığınız zaman içeriden zaten ağır bir koku gelir. Bakın, içeride zaten havasızlıktan zaten ağır bir koku oluşur. Oradaki eşyalardan dolayı. Yüzlerce yıl önce kapatılmış bir odadan bahsediyoruz yer altında. Zaten bir bakteri söz konusu. Bir bakteri var içerisinde. Mikroorganizmalar var ve oluşmuş bir gaz var. Siz burayı açtığınız zaman ister istemez buna maruz kalacaksınız. Yanınızdaki grip olan bir adam hapşurduğunda bile ondan mikrop kapıyorsunuz. Vücudunuzun kimyası bozuluyor. Nasıl olur da yüzlerce yıl önce kapatılmış bir odayı açtığınızda size hiçbir şey olmayacak? Mümkün değil. Zarar göreceksiniz demektir. O yüzden ben bu ifadeyi kullanıyorum. Kim bir deponun, bir mahzenin kapısını açarsa, mezarın kapısını açarsa ölecektir. O yüzden dikkat edin, bu tür yerleri açmaya gözünüzü kararttıysanız başınıza bu gelecek arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere.